10 kuruş. 10 kuruş bir zam yapıldı. Yani şimdi bu işler dolara endeksli. Ama dolar düşerken benzin düşmüyor. Yani hükümet bunu yaptı diye doğru yapıyor diye bir şey yok. Hükümetin görevi önce vatandaş. Önce vatandaşı düşünecek. Ondan sonra gidecek 7 milyon verip Ferrari alacak. Alıyorsa. Vicdanı yiyorsa. Ama bu tarafta vatandaş acından ölüyor işte. Kimse evine ekmek götürüyorken. Siz orada farklı şeylerle uğraşırsanız ayıp olur. Vebal işlersiniz, yazık olur. Ne bu siyasi etikte bu böyledir, ne vicdan etikte böyledir, ne de İslam etikte böyledir. Olmaz. Önce millet, önce milletine iletişimi kuracaksınız. İftira ederek, yalan söyleyerek, Netanyahu'ya benzeterek siyaset yapamazsınız. Bu gençlik size şey yapmaz, prim verdirmez. Dün bir şeye şahit oldum. Diyarbakırlı bir genç, üniversite öğrencisi. Ya özgüven maşallah. Bir toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı Diyarbakır'a davet etti. 80 kişiyle birlikte, 80 öğrenciyle. Ve o da daveti kabul edip icabet edecek. Bu beni gururlandırdı. Diyarbakır benim memleketim. Öyle bir şey yok. Diyarbakır orada, Edirne burada, bilmem Rize orada yok. Bu ülkenin miyak taşı şehirler vardır. Bunların başında Erzurum gelir. Bunların başında Diyarbakır gelir. Bunların başında Sivas gelir. Bunların başında Samsun gelir. Ülkenin temelleri oralardan atılmıştır. Bu zammı az buluyorum ben. Keşke 80 lira olsa. Anlatabildim mi? Yani birilerine iğne batmadan, canı yanmadan anlamayacak. Aç kalacak, sürünecek. O aracı mazotu alamayacak. O aracı satmak zorunda kalacak. Ve o zaman anlayacak. Az buldum zammı. Bugün yaptılar zammı. 35, 40 kuruş ve 65 kuruş. Gündemi de takip ediyorum. Sedat Peker'i seyredeceğim biraz sonra da. Ama çok vahim. Çok vahim. Orada konuştukları hepsi doğru belgeli. Öyle olmaz böyle diyor. Tak cevap videosunda yayınlıyor. Ama savcıların hepsi uyuyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Gücü bana yetiyor. Geçen gün adliyede işim vardı. Ufacık ağzımı yükselttim. Tutuklarım senin de. Bir tehdit etti beni. Niye? Gücü bana yetiyor. Çünkü onların hepsi Yezid. Araçlarımız yani olsa da olmasa bile siz demediniz mi? 7 milyon dediniz, araba aldı dediniz. Haksız mıyım? Gene binecek benzin. Hem de o mesela lüks araç dediniz. Lüks aracın daha çok yakacak. Daha çok. Yani sen o arabayı ne yapacaksın ki mesela yani? O kadar gideceksin, geleceksin. Benzin yakacaksın ama zenginlere hava hoş. Güzel. Sadece olanlar fakirlere oluyor. Şimdi diyeceksin fakirler de arabaya binmesin o zaman. O zaman arabaya binmezse de yani sonra otobüse biniyorlar. Otobüse biniyorlar, otobüs basıyorlar. Her türlü para yani. Bence bu kadar yüksek olmamalı yani. Bizim de bir şeyler yapmamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi akaryakıta zam gelir. Niye gelir? Çünkü düşün, bir sürü petrol yatakları üzerinde duran bir ülkemiz var. Bugün boruydu, işte petrolüydü, osuydu. Bir sürü imkanlarımız var ama nedir? Zamanında yapılan anlaşmalar gereği bunları kullanamıyoruz maalesef. Bugün kullanabilsek ne olurdu? Petrol bu kadar yüksek olmazdı. Hani ülkemizde. Çünkü kendi ürettiğimiz bir şey bu kadar yüksek olmazdı. Ama dışa bağlıyız çünkü. Bak bugün enerjide dışa bağımlılık demek zaten bugün ülkenin yani dış borç açığı nasıl oluyor? Şimdi düşün. Mesela ben tekstilde çalışıyorum. Bugün enerjide dışa bağımlısın. Ağır sanayide dışa bağımlısın. Çünkü niye? Bugün bir kazak makinesi alıyorsun. Atıyorum 500 bin lira para veriyorsun. Bunu geri ödeyebilmek için yüzlerce, binlerce, milyonlarca kazak yapman gerekiyor. Ama adam sana bir makine satıyor. Bunun parçası parçası bir dünya para alıyor senden. Bunları yapabilmemiz için bugün bakın biraz mesela kendi silahlarımızı üretmeye başlayınca ne oldu? Terörle mücadelemiz, gücümüz arttı bilmem ne oldu. İşte ağır sanayide de dışa bağımlılığımız azalırsa dış borçlarımız da biter. Başka türlü bitmez. Yani yerli üretim diyorsunuz değil mi? Yerli. Yerli ve milli üretim ve bunun önü kesilmemeli. Bugün düşün zamanında uçak üretmişiz. Adam demiş ki ben sana bedava vereceğim. Sana uçağı bedava vermiş ama parçadan senden 10 uçak parası almış. Alay devamı gelir derken çünkü bu insanlar havalar açıldı. Havalar insana herkes çıkıyor. Onlar da kendine göre bir zam yapıyorlar. Devletin bilgisinden dışındadır bilmiyoruz onu. Allah affetsin ne diyeyim. Arabamız yok gerçi ama arabası olanlara Allah yardım etsin. Ondan sonra da zamlar devam etmeye devam edecek. Bak et neydeyse tavukla et aynı şeyden gidiyorlar. Biz Ramazan'da 2 kilo et evimize alamadık. Niye alamadık? Yoktu. Çalışanımız yoktu. Ben 1000 lira devlete destek almadım. Almadım. Benim eşim geçen sene aldı o kadar. Ben bir kuruş para almamışım. Elhamdülillah çok şükür kimseye de muhtaç değiliz. Ondan sonra da kendi ayağımızın üstünde de durmaya çalışırız. Ya bu yok zamanda zaten bu tek zamımız eksikti.
zam eksikti. Devam etsinler böyle. Normal dolar almış başını gidiyor diyordu ya. Büyük bakan, hazine uzmanı, ekonomi uzmanı Berat Albayrak. Millete sen dolarla mı alıyorsun maaşını vesaire falan filan. Ha, neyle alıyoruz benzini? Ne, petrolü neyle alıyoruz kardeşim? Bütün imalatın başı petrol. Ya bir kalkıyor ya bu insanlara, bir de şunu söyleyeyim, bu çok içime dert oldu. Bazı akademisyenler de dahil, parti yöneticileri de dahil, bu iktidarın böyle tuhaf açıklamalarına, tuhaf söylemlerine cevap niteliğinde şunu söylüyorlar. Siz bizim aklımızla ya da milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Ya onlar da bu milletin aklıyla alay edebilecek bir düzey yok bence. Yani bu milletin aklıyla alay edebilecek bir zeka olsa bu işler buraya gelmezdi asla. Hiçbir şekilde gelmezdi. Onun için demesinler. Yani onlar çok üstün zekalı insanlarmış gibi gösterip de milletin aklıyla alay malay etmiyorlar. Kendilerini rezil ediyorlar. Kendileri alay konusu oluyorlar. Bundan da başka hiçbir şey olmuyor. Hiç kimsenin aklıyla, vatandaşın aklıyla falan kimse alay edemez yani. Abi zaten baktığın zaman ayda 4-5 defa yakında zam geliyor. Yani gözünü açıyorsun, zam geliyor. Abi ben mesela gidiyorum marketten bir şey alıyorum. Bir hafta sonra gidiyorum, sana yemin ediyorum 3 katı olmuş ya. Abi her şeye zam yani. Nasıl olacak abi bu yakıt? Mesela doğalgaz bulduk dediler. Doğalgaza 4 defa 5 defa zam geldi abi. Bulduktan sonra. Yani nasıl olacak abi bu vatandaşın hali, milletin hali? Faturalara çalışıyoruz ya. Yemin ediyorum faturalara çalışıyoruz. Yazık günah yani. Ya ben evde 4 kişiyiz. Hanım çalışıyor, çocuklar, ben de evde durmuyorum. 240 lira elektrik faturası geliyor. Ya biz ne yakıyoruz, hayırdır ya? Yani böyle olmaz abi ya. Yani kötü abi, her şey zam zam zam. Allah sonumuzu hayır etsin. Ya zaten bunu açığı kapatmak için her şeyi yapacaklar. Yani bunu zam, sen sabah kalk bakalım neler koyacak, hanım seni eve koyacak mı yani?